İyi günler değerli takipçilerimiz. Yeni bir Özgür Düşünce programında daha Profesör Doktor Eser Karakaş'la karşınızdayız. Eser Hocam merhabalar. Merhaba İbrahim Hocam, iyi günler. Biraz önce bir haber duydum, onu da herhalde size de gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü'nden bir beyefendi, yani üst düzey bir yetkili, 6 ay içinde Avrupa nüfusunun yarısı omikron olacak dedi. Avrupa nüfusunun yarısı dedi. Omikron mikrobuyla tanışacak dedi yani. Virüsle yani. Evet, hakikaten bugün tanıtacağım kitap var, takipçilerimize söz vermiştik programın sonunda tanıtırken. Bu mikrop konusu da benim tanıtacağım kitabın kavramları arasına girecek. Hocam şöyle size bir soru sormak istiyorum bugünkü programa başlarken. Türkiye ekonomisi... Ama zor olmasın hocam, ne olur gözünüzü. Yok. Açıkçası Türkiye ile ilgili olarak zor konu mu kaldı, kolay konu kaldı mı? Türkiye'nin halleri bizi de sarmış, sarmalamış durumda. Şimdi şunu herhalde herkes kabul edecektir. Türkiye tarihinin en derin ekonomik krizlerinin birincisi değilse de bunlardan birinin içinden geçiyor şu an. Daha önceki krizleri Türkiye'nin genel olarak finansal krizler olurdu. Devletin gider ve gideri, hane halkının, şirketlerin, bankaların bilançoları iyi idare edilemediği için, denetim ve düzenleme mekanizmaları burada çalışmadığı için genel olarak bir finansal kriz olarak başlar. Devamında ekonomide bir küçülme gelir. İşte ardından IMF'ye gidilir, IMF'den bir para alınır, bu finansman gücüyle ekonominin gemisi yeniden yüzdürülür ve göreceli olarak hızla ekonomi tekrar bir makul bir patikaya geri dönerdi. Türkiye'nin aşağı yukarı hikayesi böyleydi. Fakat Erdoğan başkalarının denemeyi aklın ucundan geçirmediği, devletin, milletin geleceğine ait ne varsa stoklarda, evin ahırında, ambarında, tavan arasında, evin köşesini, sırığını, duvarını ne varsa yaktı, kullandı ve buna devam etti. Şu anda da ediyor ve krizi tabiri caizse Türkiye'nin böyle doğum yapamayan bir annenin çektiği acıyı anımsatır bir şekilde bir şeyin gelmekte olduğunu görüyorsun, biliyorsun ama o doğum bir türlü gerçekleşmiyor. Erdoğan milletin geleceğine sabotaj yapmak suretiyle bu krizi engelledi ve şimdi o kriz artık finansal olmaktan çıktı. Büyük oranda reel ekonominin krizi, bir rekabetçilik krizi, bir verimlilik krizi, bir beşeri sermaye krizi, bir kurumların yok olması krizi, bir toplumsal barışın ayrışmanın krizi, bir hukuksuzluk krizi olarak dört bir yandan alev alev yanıyor. Şimdi bu duruma göre, size göre şu an Türkiye'nin diyelim ki bu ekonomik krizine yönelik olarak hükümetin bu krizle mücadele etme şekli olarak geriye çekildiğiniz zaman ne görüyorsunuz hocam? Sen her şeyi söyledin aslında İbrahim Hocam. Yani fazla ekleyecek bir şey yok. Ne dedin? Ben senin söylediklerinden 3 kelimeyi not aldım buraya. Bir verimlilik krizi dedin. Yani bir verimsizlik krizi ve beşeri sermaye krizi dedin. Bu geri çekilip baktığım zaman Türkiye ekonomisine zaten eğitim çok sorunluydu. Yani işte AK Parti öncesi de bir insan yaratma, bir insan harası modeli gibi işliyordu. Bu insan harasını ikiye katladılar şeyler, AKP'liler. Bunlar başka bir hara gidiyorlardı. Bunlar o harayı daha da büyüttüler. Başka hedeflerle kodlar o haraya, insan harasına. Bununla insan harası diyorum, kimse kızmasın ondan sonra. Dolayısıyla eğitim çökünce tabii verimlilik ve çok büyük bir beşeri sermaye krizinin içinden geçiyoruz. Şu bakın Allah'ını seversiniz, yani Sayın Nebati'den Maliye Bakanı mı olur Türkiye'ye? Allah aşkına arkadaşlar. Yani illaki de bu verimlilik krizi, illaki de firmalardaki vasıflı vasıfsız iş gücüyle alakalı bir şey değil. En yukarı kadar yansıyor yani. Bakın yani Maliye Bakanı'na, bakanımıza bakın yeter yani. Merkez Bankası Başkanımıza bakın yeter. Yani TÜİK Başkanımıza bakın yeter diye söylüyorum. Bir de tabii şey dedin aynı zamanda, hukuksuzluk krizi dedin. Ben bu ikisini yan yana koyuyorum. Çökmüş bir eğitim ve çökmüş bir hukuk devletiyle bu gelinen nokta bile, ya bu beşeri sermaye yani eğitim problemi ve hukuksuzluk, bunları ikisini yan yana koyduğumuz zaman
bu gelinen noktaya hiç şaşmamak lazım. Hatta ben daha da kötüsünü bekliyorum, korkarım. Allah korusun ama daha da kötüsünü bekliyorum. Peki hocam. Bunları çözmek istiyorsak artık, yani kaç yaşımıza geldik? Yani ben artık belki emekliyim ben, ondan sonra yaşım bayağı ilerledi. Ondan sonra ama çocuğum var, torunum var. Bu işi artık bir şekilde eğitimden ve hukuktan çok radikal bir şekilde bir yerden başlamak lazım. Bir yerden başlamak lazım. Eğitim derken de bir tekrar edelim ki beşeri sermaye krizini çözmemiz lazım. Spesifik olarak olan hocam, an itibariyle doğru ya da yanlış olabilir ama siz bakınca ekonomideki bu yanan alevi acilen söndürmek herhalde öncelikli görev. Bu dediğiniz evet. Ref değer hepsi uzun vadede. Ama bir yerde başlamak lazım işte. Meşhur laftır, Charlie Chaplin lafıdır bu. Bir yerden başlamak lazım. Bu herhalde bir numaralı tedbir, güven krizini çözmeye yönelik bir adım olması lazım. Doğru mu hocam? Doğru ama bu beşeri sermaye kriziyle güven sorununun Türkiye'nin çözmesi imkansız. Çok açık söylüyorum. Bu beşeri sermaye yapısıyla güven krizini çözmemiz mümkün değil. Yani bugün kendisine güven duyulacak bir Merkez Bankası Başkanı'nı çıkarması çok zor artık Erdoğan'ın. Çok zor. Şimdi bu beşeri sermaye vurgusunu yaptınız. Malum haliniz Vakıf Bank'ın yönetim kuruluna bir güreşçiyi yönetim kurulu üyesi yapmıştı Erdoğan. Bu eleştiriliyordu. O eski bir AKP'li milletvekilini. Sonra bir arkadaşım bana dedi ki ya dedi bunun elinde sonsuz miktarda bu stoklardan var. Tabii onu görmüş ha. Sen şimdi hani siz hara ifadesini kullandınız, desteklemek için söylüyorum. Dolayısıyla bundan daha kötüsülerini bulması mümkündür dedi. Tabii. Sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'yu rektör olarak atadı. Vahim mesela, bir isim. Mesela. Sonra arkadaş dedi ki bak ben sana demiştim bu elinde çok var bu stoklardan, seni daha fazla şaşırtacak şey de yapabilir. Tabii. İşte devamında geldi bir tane tekstilciyi, birkaç tane tekstil dükkanı olan bir kişiyi Maliye Bakanı yaptı. Maliye Bakanı yaptı. Kendi ürettiklerini dünyaya sudan ucuza öteye beriye satmaya çalışan, bir de ithalat var, bir de marka ithal ediyor, onları da pahalı pahalı içeride satmaya çalışan bir adamı, dolayısıyla basit küçük bir tüccarı, hiçbir entelektüel ve dünya perspektifi olmayan bir kişiyi tamamıyla 3 tane mağazasında daha çok affedersiniz don nasıl satarımın ötesine vizyonu geçmeyen bir kişiyi Maliye Bakanı yaptı. Ama benim kanaatimce şu hocam, şu an yani bu yangını söndürelim diye doğru ya da tutundukları şey döviz olmak üzere hareket ediyorlar diye görüyorum ben. O da şöyle bir şey, çok komik tabii ama maalesef durum budur. Biliyorsunuz hem Merkez Bankası Başkanı Erdoğan'ın talimatlarına uyarak hem de diğer ekonomi yönetimindeki kişiler defaatle biz dövize bakmıyoruz, Türkiye'yi döviz ve enflasyon parantezine aldırtmayacağım size. Döviz, faiz, enflasyon parantezine aldırtmayacağız. Yani döviz ne olursa olsun bakmayacağız. Faiz ne olursa olsun bakmayacağız. Enflasyon ne olursa olsun bakmayacağız demişlerdi. Peki iyi de birader, bunların elden kopup gittiği bir Türkiye'de bakacağınız şey nedir dedi sorduğumuzda. Hepimizi ürküten bir cevap geldi. Dediler ki biz dediler acayip bir ihracat hamlesi yapacağız. Oradan dış ticaret açığını, cari açığı kapatacağız ve bu zincirleme geri doğru her şeyi derleyip toparlayacak. Bugün, bugün yine cari açık açıklandı. Evet, onları konuşacağız bu anlamda. Şimdi bu bağlamda hocam tabii bunların tutmadığını ve maalesef şu an itibariyle bütün konsantrasyonlarını, bütün cinliklerini, bütün masa altı hesaplarını dövizi durdurmak ve bu düzeylerde kontrol etmek üzerine yeniden kurduklarını esefle görüyoruz. Evet. Yani, bana göre tek strateji bu. Ne yapalım da dövizi bu rekor düzeyde seçime kadar tutalım. Hocam hukuksuzluk ve bu dediğim gibi işte bu sermaye bir şeyiyle kalitesiyle, yani sermaye derken beşeri sermaye kalitesiyle daha şey diyelim, bu beşeri sermaye çok iktisatçı lafı, bu insan kalitesiyle çok zor. Çünkü kafalarında herhangi bir şey de yok, bir model de yok yani. Mesela bayıldım o heterodoks lafına.
Heterodoksunu sevsinler senin. Yani sen ortodoks teoriyi çok iyi biliyor ve uyguluyor da yani ondan sonra onun içinden cambazlık yapıp heterodoksi şeyine kayıyor. Sevsinler senin o heterodoks teorini. Sevsinler yani. Şimdi hocam geçen hafta meclisteki bu dövize endeksli mevduat muhabbetinin yasalaştırılması süreci biliyorsunuz görüşülüyor. Ondan sonra ne çıkacak diye hepimiz bekliyoruz. Daha bunun yasası niteliği belli olmadan işte bir takım insanlar kanmış. Zorla, cebren, kandırılarak, ürkütülerek oraya sokulmuş. Çünkü artık bankaların müşteri temsilcileri telefon ellerinde insanları tek tek arayıp tehdit ediyorlar. Buna sarayın emridir. Bakın buna geçmezseniz kayıtlara giriyorsunuz şu an. Not ediliyorsunuz şu an. Bu 17-25 Aralık'ta Erdoğan'ın bugün itibariyle benim yanımda olanlar kurtulur, benim karşımda olanlar terörist olacaktır dediğine benzer bir tehdit şu an yapılıyor piyasalara hocam. Eğer bu ürüne geçmezseniz ihracat kredisini, reskont kredilerini Merkez Bankası size kullandırmaz. Maliye Bakanı dedi ki artık şirketlerinize bunu yapmayan insanların şirketlerine artık denetim gelir ve size sopanın ucunu gösteririz. Bu yani resmen insanların mülkiyetine müdahale etmek suretiyle cebren geçirtiyorlar. Bir de günlük kalkıyorlar ekonomistlerin tweetlerine bakıyorlar. Acaba biz neyi yanlış yapıyoruz burada bir takım uyarılar varsa onları biz taklit edelim hemen düzeltelim diye. Şimdi bu yasada onların da düzeltilmeye başlandığını örneğin gördük. Kişiler sadece bu hesabı açabilecekti. Şimdi kurumların da açabilmesinden bahsedildi. Şimdi tahmin edersiniz bu yasa böyle çıkarsa arayacaklar bütün kamu kuruluşlarını, özel sektör kuruluşlarını, büyük şirketleri. Diyecek ki ey Koç Holding, ey Sabancı Holding görüyoruz ki sizin hesaplarınızda lüzumundan fazla döviz var. Şimdi siz buna Cumhurbaşkanımız da emretmiş geçmeyecek misiniz diye. Bir dakika bir şirketin elinde tuttuğu dövizin ne kadar onun lüzumunda olduğuna kim karar verecek? Politbüro verecek. Politbüro karar verecek. Politbüro verecek. Bu arada ihraç ettiği paradan aldığı dövizin de %25'ini aynı mantıkla el koyacak. Merkez Bankası tutacak. Evet. Buna rağmen hocam mecliste AKP'li bir vekil konuşma bu yasayla ilgili çevresine konuşurken şu ifadeyi kullanıyor. Bence son derece önemli ve bunu biraz ama mikrofonu açık unutmuş da ondan. Evet mikrofonu açık unutmuş ve diyor ki dua edin de bu tutsun. Bu tutmazsa sonuçlarını düşünemiyorum. Şimdi hocam burada kendine gelmiş ve devamını dememiş. Devamında demek ki Erdoğan'dan ve ekibinden duydukları var. Dua edin saçma ya da saçma sapan her neyse bu tutsun. Tutmazsa Allah korusun demeye getiriyor. Kambiyo rejimini değiştirecekler. Kambiyo rejimi değişecek hocam. Tamam belli yani. Kenarından kısmen başlayan döviz hesaplarına, döviz mevduat hesaplarına el koyma süreci başlayacak, kambiyo rejimi değişecek demektir hocam. Evet, evet. Buna tabii kanıp da kimsenin bir hareketini değiştirmesi mümkün değil. Ben şunu söylemek isterim hocam. Yani bir takım denetim ve regülasyonlar yapmak başka bir şeydir. Bunu her hükümet kaliteli bir şekilde yapmalıdır. Güven verecek bir şekilde yapmalıdır. Ama denetliyoruz, düzenliyoruz. Bir kurtuluş savaşı veriyoruz ayaklarına. Piyasadaki arz ve talep mekanizmasını şu an çökertiyorlar hocam. Bu toparlanmaz bir daha. Çoktan çökerttiler onu. Çünkü yani bir şekilde marketlere baskın yaparak ondan sonra yani arz talep mekanizması kaldı ya. Marketlere baskın yapıyor. Fahiş fiyat diye bir laf uydurdular. Sana ne ya? Fiyatın fahişi olmaz. Demek onun bir alıcısı var ki o fiyattan. Adam o fahiş fiyatı koyuyor. Ya fahiş fiyat alıcısı olmayan bir fiyat olur mu? Niye koysun? Hocam üretici fiyat endeksinin %80 olup TÜFE'nin 36 olduğu bir yerde her şey olur. Bunların doğal olarak enflasyona yansıyacağı bir yerde siz sopayla marketlere girdiniz. İnsanları batırma pahasına, şirketleri çökertme pahasına. Peki hükümetin kontrol edemediği hazinenin borçlanma faizine ne diyeceğiz? Mesela Selim Bey o bir nolu grafiğimizi koyalım. Biraz bunun üzerinde konuşalım hocamla. Bu çok önemli bir şey çünkü. %26'ya geldi. Evet hocam %20 yani Merkez Bankası'nın faizi 19'dan 14'e doğru düşürülürken
12 puan borsa fark oldu. 900 puan 17'den başlayarak artmaya orada da görüyoruz. Bakın aradaki makas Merkez Bankası faiziyle hazinenin borçlanma faizi inanılmaz bir şekilde birbirinden kopmuş gidiyor ve Merkez Bankası'nın piyasalara yön verme gücü hiçbir şekilde kalmadı. Şimdi hocam bunu sen kontrol edemiyorsun. Peki inşaat maliyetleri yeni ederler hocam, bir parantez açacağım, ederler. Bu piyasa yapıcı bankalar var, 9 tane biliyorsun. Evet. Kamu bankası, 6'sı özel banka bunların. O 6 özel bankayı çıkarırlar. Ondan sonra kamu bankalarına da Merkez Bankası para pompalar. Ve dolayısıyla ben sana söyleyeyim, hazine yerlerinde de faiz 14'e, 10'a kadar, hatta 5'e 4'e kadar düşürürler. Bunu da yaparlar. Bir kanunla olur bu. O hazine, işte piyasa yapıcı bankalardan o özel bankaları çıkartacaksın. Ne demek özel banka ya? Önemli değil. Bunlar milli mesele hocam. Böyle Allah'ın kimin bankası girer mi? 3 tane banka girecek bu hazine yerlerine. Vakıflar, Halk Bankası ve Ziraat. Parayla pompalayacaklar oraya. Şimdi hocam çok vahim. Şimdi yeni açıklanan bir spesifik enflasyon alt kademeli kalemlerine dair bir veri elimize geldi. Geçen senenin aynı ayına göre hocam Kasım ayında, aralığınkini henüz daha spesifik olarak öğrenemedik. Kasım ayında inşaat malzemelerinin fiyatları geçen senenin Kasım'ına göre %49 artmış. Bir önceki aya göre de bunların hepsi TÜİK'in verileri, o verilerdeki sansüre rağmen rakamlar böyle. Geçen aya göre de %8 olarak artmış durumda. Şimdi enerjinin her kategorisinde zam üstüne zam gelirken, döviz bu kadar yüksekken, inşaat malzemelerinin her şeyine oluk oluk zam gelip bu kadar artmışken, nasıl olacak da siz bir... İnsanlara %14'e mahkum ettiğiniz bir faiz oranından sözde tasarrufa ikna edeceksiniz. TL'de kalmaya ikna edeceksiniz. Ve dükkanları dövmek suretiyle bu süreci kontrol edeceksiniz. Bakın bu iki nolu grafikte bizim çok hoşumuza giden grafiklerden biri devletle toplum arasında kurulmuş olan ilişkiler. Bu meşhur hocam Merkez Bankası'nın enflasyon hedefiyle gerçekleşen enflasyon arasındaki ilişki. Şimdi Selim Bey onu verecek şimdi. Hocam bu çok komik bir grafik biliyorum. Hocam yani. Çok komik, 2009'dan beri enflasyon hedefi %4 olarak tutuluyor ve hiçbir zamanda %4'e yaklaşmıyor, iki katına yaklaşmıyor. 3 katı oluyor, 4 katı oluyor bu sene zaten ve bunu inatla tutuyorlar. Fakat şunu söylemek için bunu gündeme getirdim hocam. 2007'ye kadar hocam gerçekleşen enflasyon oranları enflasyon hedeflerinin hep altında kaldı hocam. Yani beklediklerinden, hedeflediklerinden daha başarılı geldi. Ama nasıl bir ortamda geldi? Bunun altını çizelim. Hukuk. Dünyadaki bütün enerji emtia fiyatları alıp başını giderken Türkiye reformlarını yaptığı için, hukuk ortamı olduğu için ve bir de ilk defa Türkiye ekonomisinde net bir verimlilik artışı kaydedilirken enflasyon sürekli hedeflerden daha çok düştü. 2010 ve sonrasında hukuk ve reformlar kaydı gitti, tek adam yaklaşımları geldi. İşte bu herhalde Selim Bey bulup koyamadı iki nolu grafiğimizi. Enflasyon hedefiyle gerçekleşen enflasyon arasındaki ilişkiler tümüyle koptu ve gitti gördüğümüz gibi. Bakınız hocam bu çok önemli. 10 yıllık tasarruf araçlarının, yatırım araçlarının getirisini özetliyor. Önce üst kısmını büyütün Selim Bey. Şimdi 2012'den 2021 yılına kadar finansal yatırım araçlarının enflasyondan arındırılmış getirileri var hocam. Bakınız saf kalıp, saf davranıp, yerli ve milli davranan TL'de kalan arkadaşlarımız mevduattan gördüğünüz gibi hocam sadece 2019'da bir %9-10 civarında bir kazanç elde etmiş. 2021 yılında %16 civarında zarar ettirilmiş. Borsa denen Erdoğan'ın kumarhanesine dönmüş yere girenleri görüyorsunuz hocam. Yine burada neredeyse bir karlılık yok. 2004'te %4 civarında bir şeyden bahsediliyor.
Dolarda kalanlar %30 civarında, euroda kalanlar %20 civarında, altında kalanlar %25 üzerinde. Dipse yatıranlar mahvolmuş. Devlete itibar edip de devletin finansal enstrümanlarına yatırım yapanlar ise tam bir şekilde Erdoğan tarafından soyulmuş. Hocam, %26 bu, zarar. Türkiye'nin iyi günleri. Niye böyle diyorum bak. Çünkü bu tablonun kaynağı nedir? Göremiyorum şu anda ama bu resmi bir kaynaktan aldın sen bunu herhalde. Evet. Değil mi? Tabii. TÜİK, Merkez Bankası, TÜİK bir resmi kaynaktan ya da BDDK'dan alınmış bir tablo. Yakında bunları da açıklamayacaklar. Şimdi bunu şu andaki senin şu yaptığın konuşmayı dinliyorsa yukarılardan birileri, ya biz bunları niye açıklıyoruz da bu adamın ağzına şey veriyoruz diye. Konuşmalarsa namussuzum. Şimdi bu tablon alt tabloda hocam bunları endeks verisi olarak vermişler. Çok ilginç. 2011 yılında bunların değerine 100 dersek hocam, her birine 100 dersek, mevduat hocam 86'ya düşmüş 2021'de. Borsa 109'a kadar çıkmış. Dolar 213'e çıkmış. Avro 183'e çıkmış. Altın 233 endeks değerine çıkmış. Devletin iç borçlanma senetleri ise maalesef 68 düzeyine inmiş. Yani en burada kritik şey, devlet ne derse uzak dura. Dövizden kaçın denmiş. Üstelik bu en son kolon, senin biraz önce konuştuğumuz %26 faizli hazine ihalelerinden elde edilen getiri bu. Üstelik. Evet, buna rağmen. Evet. Yani dolayısıyla Erdoğan dövizden ve altından kaçın dedikçe insanlar dövize ve altına kaçtılarsa kazandılar. Dövize altına kaçmayın, pişman olursunuz. Gelin, devletimiz size çok güzel bir şey tasarladı. O bir şeyi size vereceğiz. Hemen kaçacaksın hocam. Böyle bir şey duyunca kaçacaksın. Evet, evet, maalesef. Hocam bir de şunu kabul edelim. Biliyorsunuz bunlar daha ilginç, kolay günler. Analistlere göre Amerika ve dünyadaki enflasyon kopup gidiyor. Amerika'da birçok aracı kurum, uzmanlık kurumu yılda önümüzdeki yıl, yani 2022 yılında Amerikan Merkez Bankası'nın yaklaşık 4 defa faizi artırabileceğinden bahsediliyor. Evet, 4 defa. Şimdi diyorlar ki olsun, Türkiye'den kaçacak para mı kaldı? Zaten yabancılar yok. Türkiye'de kaçacak para kalmadı da Türkiye'nin bulmak zorunda olduğu çok vahim miktarda bir borç var. Onu nereden bulacak? Verecek. Dolar cinsinden %15 faiz verirse bulur. Bu kadar İnanılmaz. Yani dolar bazında %15 faiz verecek bulmak için. Hocam bir de bunların tabii şey yaptığı bu cari açık, siz dediğiniz için ben de onu gündeme getirmek isterim. Bütün kurguyu sadece dış ticareti düzelteceğiz. Herkes o, her şey oradan düzelecek derken, işte belki Selim Bey onu verebilir. Dört nolu grafiği, cari açığın rakamları önümüzde artık. Kasım ayı açıklandı. Bir de Aralık'ı bekleyeceğiz. Aralık'ta daha da yüksek bir cari açık gelecek. Dört nolu grafikte cari açığın Kasım ayında 2.7 milyar açık olduğu ortaya çıktı. Bana sorarsanız Aralık'ta 3.5'un üzerine çıkmış olacak. Çünkü Aralık'taki dış ticaret açığı çok sert oldu. Konu şu hocam, artık o meşhur göğe ihracat hamlesi yapacağız, yapıyoruz dedikleri şey nihayet. O bitti. Tam da öngördüğümüz gibi. Türkiye'nin nesi var nesi yoksa adeta bit pazarına indirdiler. Vatandaşa alamazsın, yabancılar ne kaparsa kapsın mantığıyla pazara indirdiler. Buna rağmen kurun 14'ü 15'i gördüğü bir ayda, bir ortamda maalesef aylık bazdaki cari açık, cari fazla sadece 3 ay hocam. Bütün gürültülere rağmen sadece 3 ay cari fazla verdik hocam. Bakın bu grafikte ilginçtir. Bu 2018 ve 2019 arasına bakalım. Bakın burada Türkiye bir faiz artımına gitmişti hatırlarsanız 2018'de mecburen. %25'lere varan oranda Merkez Bankası sert bir faiz artırımına gitti ki ekonomiyi toparlasın, enflasyon başını aşağı eğsin
ve böylece cari açığı da toparlayalım. Ve öyle olmuş. Bakın burada görülüyor. Cari fazlaya Türkiye geçti. Ama şimdi yok, biz o yaptığımızı yaptıysak da tersine yapacağız dediler. İşte cari bir 3 aylık cari fazladan sonra yeniden hikaye bitti ve yeniden Türkiye maalesef cari açık vermeye başladı. Türkiye'nin yapısalları değersiz kur üzerinden bir sonuç almayı mümkün kılmaz. Bunu öğrenmek lazım diye düşünüyorum. Hocam Türkiye'nin milli geliri ne kadar dolar olarak? Herhalde şu an itibariyle bir 750 milyar dolar civarında olsa gerek. Satın alma gücü paritesine göre bakarsan da belki 1 trilyon dolar işte en fazla. Evet. Ama şey olarak piyasa şey üzerinden 750 milyar dolar. Yeni açıklandı. 2022'nin ilk günlerinde, yani bu sene girdiğimiz senenin ilk günlerinde, artık Türkiye'de herkesin bildiği meşhur dünyanın en büyük firması Apple'ın, yani şimdi cep telefonlarımız, bilgisayarlarımız, şirketin değeri ne kadar olmuş biliyor musun hocam? 3 trilyon dolar olmuş. Ne demek 3 trilyon dolar? Yani biz Türkiye'de 84 milyon kişi bir yıl boyunca hiçbir şey yemesek, hiçbir şey içmesek, ayakkabı, hiçbir şey, sıfır tüketimle her şeyimizi versek, Apple'ın 84 milyon vatandaşımız Apple firmasının dörtte birini satın alabiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani Türkiye ekonomisi bir Apple firması yapıyor. Dört tane Türkiye ekonomisi. Şimdi bundan mesela acaba rahatsız oluyor mu Erdoğan? Neden? Aslında sadece Erdoğan rahatsız olacağı bir konu değil. Biraz söyleyeceğim birazdan. Çünkü Apple bir fenomen. Nasıl bir şeyse ben de bilmiyorum. Ama hemen arkasına Microsoft geliyor. Bak neden bunu söylüyorum. Microsoft'un da toplam piyasa değeri 2.6 trilyon dolar. Yani Bill Gates. Amazon 1.8 trilyon dolar. Amazon. Google, Alphabet yani 2.1 trilyon dolar. Düşünebiliyor musun? Şimdi 2020-21 yılında yani yıllık iPhone'un satışları %47 artış göstermiş. Yani satışlarına elde ettiği gelir. %47 artış göstermiş. Şimdi iki çeyrek arası, 2021'in dördüncü çeyreği ile 2020'nin dördüncü çeyreği arasındaki cirosu da yani yine geliri %29 artış göstermiş iki çeyrek arasında. Ve böylece şimdi bu ilginç bir şey yani. Bunları Türkiye'ye bakmadan mesela şeyler, Financial Times borsa endeksi var. İngiltere'de meşhur. Burada neler var? Shell Company var. Yani meşhur petrol şirketi Shell var. Dünyanın en büyüklerinden. Değil mi? HSBC var. AstraZeneca var falan. O endeksteki bütün firmaları topluyorsun. Financial Times'in şeyindeki endeksi 2.9 trilyon dolar ediyor. Yani Apple'dan küçük. O endeksteki bütün firmaların piyasa değerleri. Fransızların meşhur CAC 40 diye bir şeyi var. Endeksi var. O 2.7 trilyon dolar. Yani Fransa'nın bütün büyük şirketlerinin borsaya açılmış şirketlerden toplasan Apple'ın altında kalmışlar. Almanya'da bak neler var. Deutsche Telekom'un olduğu, Volkswagen'in olduğu, Siemens'in olduğu meşhur DAX 30 endeksi 2.5 trilyon dolar toplam oradaki şeylerin değeri. Firmaların değeri. Evet hocam, aşağı yukarı konvansiyonel yöntemlerle giden şirketler yeni teknolojilere uyamıyorlar. Yani mağlup olmuşlar yani. Mağlup olmuş durumdalar. Bakın şöyle bir şey söyleyeceğim. Apple'ın bir dakikada elde ettiği satışlarına kadar, bir dakikada ne kadar satıyormuş biliyor musun? Bir dakikada. Yani bugün itibaren mesela, bugün nedir? Ayın 11'i mi? Evet, 11 Ocak 21'de 850 bin dolarlık şey satışı varmış. Apple satışı. Bir dakikada dünyada. 850 bin dolar. Yani ben şu lafa başlayan birer 2 dakika geçti. Yani aşağı yukarı 2 milyar dolarlık şey satmış. Şimdi hocam sizin bu verdiğiniz... Bir de devletten bir de şunu söyleyeyim. Çok özür diliyorum. Estağfurullah. Bir sürü büyük devletten de büyük. Ben Türkiye sıfır etmiyorum. Türkiye diye saydık yani. Biz Türkiye'liyiz diye. İtalya'nın milli geliri 2 trilyon dolar. Apple'ın 3 trilyon dolar. Brezilya 1.8 trilyon dolar. Apple 3 trilyon dolar. Kanada 1.7 trilyon dolar. Rusya 1.7 trilyon dolar. Yani koca Rusya'nın süper güç, Rusya'nın
bir yıllık ürettiği katma değer, mal ve hizmetlerin ürettiği, mal ve hizmetler üzerinden üretilen katma değer aşağı yukarı Apple'ın yarısı kadar. Yani Güney Kore öyle, İspanya yarısının altında. Şimdi bunu ama bunu niye söylüyorum? 20 yıldır, tam 20 yıl oldu. AKP, Türkiye bu şirketler grubuna, yani bu şirketler grubu dediğim Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Google gibi şirketler grubuna girmeye aday olabilecek bir şirket üretti mi? Yok böyle bir şey. Böyle bir şey niyet de yok. Bir getir var galiba bu gruba girebilecek ama çok çok küçük ama bunlar önemli başarılı şirketler, getir gibi şirketler. Ama çok çok küçük. Yani üstelik bu şirketlerin bir özelliği var. Belki iktisatçıyla ilgili. Bu şirketlerin hiçbirisi ne Amazon, ne Microsoft, ne Alphabet, ne Google sabit sermaye yatırımı istemeyen yatırımlar bunlar. Yani 10 bin, 15 bin dolarla kurulmuş bu şirketler. Hocam mütevazı cevap vermem gerekir. Yerli ve milli duygularımı kamçıladınız. Size bir cevap verme hakkı kullanmak istiyorum tabii, burada. Tabii hocam. Şimdi bizim de borumuz var. Yani bir boru derken bor madeni var. Yoksa borudan bahsetmiyorum. Bor. Şimdi Türkiye'nin bir bor madeni var. Bir de biliyorsunuz bu bor madeni işte başka toryumlarımız. Bunlar biliyorsunuz İsmet İnönü ile Atatürk Lozan'da yaptıkları anlaşmayla Türk milletine ihanet ettikleri için bunları AK Parti iktidara gelene kadar biz kullanamadık. Ama çok şükür AK Parti'nin 20. senesinde biz dünyaya bor madeni ihraç ediyoruz ve bu sene tam 1 milyar dolarlık bor madeni ihraç etmişiz. Ben bu 1 milyar doları ne kadar satarak elde ettiğimize miktarını fiyatına miktarı böldüm hocam. Kilosu hocam aşağı yukarı 3,5 TL ediyor. Yani dünyanın en stratejik dünyada olmayan madenini biz patates ve soğandan daha ucuza satabiliyoruz. Çünkü kalkınma nedir hocam? Kalkınma yerin altındakilere Allah vergisi olanlara yerin üstündeki insanoğlunun akılla, bilimle, sistemle katabildiği şeyin adıdır. Doğru mu hocam? Doğru. Yerin altından çıkarttığı şeyi ham madde olarak dünyaya satınca bir de halkına yalan söylüyorsun. Biz işte bugün 1 milyar dolarlık maden satabiliyoruz. Ne olacak ki? Ne ifade eder? Ama soru şu hocam, belki de bor madeni, belki de toryum madeni çok kritik değerdedir. Peki bu bor ve toryumun hangi kritik değerde olduğunun argesini yapacak, teknolojisini yapacak, Amerika mı bizim için yapacak da bunu bizden alacak? Tabii. Türkiye'nin TÜBİTAK'ında organik hoşaf yarışmaları yapılıyor TÜBİTAK projelerinde. TÜBİTAK'ın başına hayvanat bahçesinden adam getirip koyuyorsun. Bizim toryumumuzu ve borumuzun kritik değerini kim hangi ürüne tatbik ederek artıracak ki biz oradan zengin olalım? Evet. Komik biliyorsunuz belki duymuşsunuzdur. Bir ara bor madeninin içine katıldığı çamaşır deterjanından bahsedildi. Çok iyi yıkarmış, yumuşak yaparmış çamaşırları. Yani bir ara da yumurtanın kabuğunu sertleştiriyor dediler hocam. Tavukların yemine katıyorsun, yumurtalar kırılmıyormuş diye dediler. Sonra o işte piyasadan gitti. Yani açıkçası hocam geçen çok komik bir video gördüm. Onu sizinle paylaşayım. Çok hoşuma gitti. Hayvanlara hocam 3 boyutlu gözlük gözüne takıyorlarmış ineklerin. Ona bir virtual reality yaratıyorlarmış sığırlara. Sığır adeta yeşil bir bayırda otluyormuş. Otların üzerine doğru gidiyormuş. Görüntüsü elde ediyormuş. Tabii o relax ediyor onu, mutlu ediyor. Ahanda otlayacağım, çok güzel de yem yiyeceğim diye daha çok süt veriyormuş. Şimdi bunu koyan, bunu dikkatimize sunan YouTuber diyor ki, bunda ne var ki diyor, bir sürü teknoloji icat ediyorsun, virtual reality bilmem ne falan, ineği kandıracaksın diye. Ya AKP bir kuruş harcamadan 80 milyonu mala bağladı. Bak takıyorsun gözüne, dünyanın en büyük gücü olarak görüyorsun kendini. Takıyorsun, herkes bizi kıskanıyor gözüküyor. Takıyorsun, her tarafımızdan mutluluk akıyor. Erdoğan daha produktif, daha inovatif bir adam diyor yani.
Doğru. Doğru valla. Diyecek bir şey yok. Evet. Hocam biraz kitap tanıtımımıza geçelim mi? Ben iki kitaptan bahsedeceğim. Ben iki kitaptan bahsetmeyeceğim. Sadece bir kitaptan bahsedeceğim. Bir tane de çok genç bir yazardan bahsedeceğim. Buyurun. Evet. Ben özür dilerim. İsterseniz ben başlayabilirim. Yok yok. 5 yıldır İstanbul'a gidemediğim için İstanbul özlemim artık şeyde had safhada. Doğan Kuban. Şu kitabı da şöyle göstereyim. Hiçbir kitap. Doğan Kuban bir profesördür. Mimarlık tarihi profesörüdür. Daha yeni vefat etti. İstanbul 1600 yıllık bir müzedir diye kitabı Doğan Kuban Hoca'nın. Bu kent ve mimarlık üzerine İstanbul yazılarının toplanmış hali. Ama İstanbul'la ilgili hem çok önemli tabii, muazzam bir mimarlık tarihi otoritesi. Dünyanın en iyi üniversitelerinde çalışmış, dersler vermiş. Çok önemli bir profesör Doğan Kuban. Kayınpederimin de arkadaşıdır. Yine rahmetli oldu Doğan Bey. Daha bir yıl olmadı Doğan Bey'in vefatı. 4-5 yani. Allah aşkına çok uzun yaşadı. Hep mimarlık üzerinden, mimarlık tarihi üzerinden bir kentin tarihini anlatıyor. Mahalle mahalle. Özellikle camiler, mesela cami mimarileri üzerinden bir İstanbul tarihi çıkarıyor. Çok çok güzel bir kitap. Hele ben dediğim gibi 5 yıldır doğup büyüdüğüm şehre gidememenin de şeyiyle, burukluğu ile bu kitabı getirttim Türkiye'den. Ve büyük bir keyifle karıştırıyorum, okuyorum. Evet, kitabın şeyi bile çok güzel. İstanbul 1600 yıllık bir müzedir. Kitabın ismi bile çok güzel yani. Bir açık, bu Floransa için söylenir bu. Yani açık müze diye. İstanbul'da bir açık müzedir aslında yani. Dolayısıyla İstanbul'da yaşayan arkadaşların, İstanbul'da yaşama olanakları olan arkadaşların bu müzede yaşamanın tadını çıkarmalarını, gezmelerini, böyle kimsenin gitmediği küçük sokaklardaki eski kiliselere, eski camilere gidip oralarda böyle bazen yere oturup böyle şeye, o caminin ya da kilisenin şeyine, kubbesine uzun uzun bakmalarını öneriyorum. Ama bunu yaparken de dediğim gibi Doğan Kuban Hoca'nın bu kitabını da okuyarak dolaşırlarsa bambaşka bir perspektif edineceklerini düşünüyorum. Dolayısıyla benim bu İstanbul özlemime çok şey geldi. Doğan Kuban'ın da bir muazzam bir şeyi var. Bu rastgele seçtiğim bir kitap. Dünyada yazılmış en iyi İstanbul tarihi yerli Doğan Kuban'ın. Yine mimar olarak yaklaşarak muazzam bir İstanbul tarihi yazmış. O da harika bir kitap. Harika. Bir de hocam, genç bir arkadaştan bahsedeceğim. Bilgehan Uçak diye ikinci kitabını çıkarıyor. Çok yetenekli bir genç arkadaş. Bilgehan. Şimdi ilk kitabının adı Akşamları Artık Serindi. Ben onu okudum. Çok hoşuma gitti. İlk kitabıydı. Şimdi bu hafta Biraz Ses Olsun diye ikinci romanını yayınlıyor. Bu genç arkadaşları da bir şekilde, bizi izleyenler varsa bu genç arkadaşların da kitaplarını, yani Bilgehan Uçak'ın bu kitabını kitaplarını edinmelerini öneririm. Tatlı bir keyif alırlar bu çok sıkıntılı günlerde diye düşünüyorum. Böyle Bilgehan Uçak gibi başka arkadaşların, çok sayıda arkadaşın da yetişmesini temenni ederim aynı zamanda. Evet, evet, ben bu kadarla iktifa edeyim. İyi hocam, o zaman ben haftaya da ben tanıtayım o zaman. Bu kadar kalsın. Fakat tabii kendi adıma değil de sizin adınıza daha çok üzüldüğümü hissettim şu an. Çünkü siz gerçekten bir İstanbul beyefendisisiniz. Hatıralarınız, İstanbul, çocukluğunuz, her şey orada geçti. Ben öyle değilim. Ben göçebeyim. Ben bir taşralıyım. Ben İstanbul'da da bir semtte birkaç seneden fazla yaşayamadım. Kaç tane sayısız semte taşınmak zorunda kaldım. Hal böyle olunca hocam, komşu hacı bilmem ne teyze filan, şunlar giller oluşmuyor hayatınızda. Ben özgürlüğümü daha önemsiyorum. Acı bir laf olabilir, üzücü bir laf olabilir. Ben Türkiye'ye dair şu an hiçbir şey özlemiş değilim. Hiçbir şeyi, hiçbir kimseyi, hiçbir ortamı özlemiyorum.
Ben İstanbul'u özlüyorum ne yalan söyleyeyim. Evet, sizin özlemeniz gerekir. Doğrusu da odur. Yani bir Kadıköy'den atlayıp Eminönü'ne vapurla geçsem o bile bana yetecek gibi geliyor. Vapurun evet. Üstüne çıkıp bir çay içsem Kadıköy Karaköy vapurunda, Kadıköy Eminönü vapurunda o bile çok iyi gelecek dedi. Beni Türkiye ile ilgili olarak sadece şu kısım ilgilendiriyor hocam. Ben bir hakperestlik diye bir kişiliğim var benim. Bu kişilik beni yönetiyor. Hakperestlik, adalet dürtüsü benim hayatıma hükmeden ilkedir. Ülkemdeki insanlar eziliyor. Koca bir ülke bütün potansiyeliyle yok ediliyor ve ben buna itiraz ediyorum. Evet, bütün bu programdaki amacı budur. Korkunç, korkunç. Şimdi hocam düşünsenize şimdi ikinci ölüm olayı tarikat yurtlarında geldi. İkinci sınıfa tıp fakültesine giden bir çocuk kamerasını açtı. Ben bu yurtta, bu tarikat yurdunda kalmak istemiyorum. Ben kendi hayatım benim olsun istiyorum. Kendimi yetiştireyim, dilediğim gibi yaşayayım istiyorum ama her akşam 5'te yurttan içeri girmek zorundayım. Devamında yemek yiyip namaz, istemediğim namaz, ibadet ortamına, Risale-i Nur kitaplarını okuma ortamına zorlanıyorum. Abilerin emirleri, bilmem kimlerin emirleri derken sevmediğim, etmediğim işlerin baskısı altında kendime zaman da kalmıyor. Ailem beni zorla buraya verdi, zorla tutuyor burada. Yiyecek harçlığım yok, gidip sığınacağım devlet yurdu yok deyip arkadan intihar ediyor. Bu etti ikinci, daha yeni. Birincisi neydi hocam? Antalya'daki bir yurtta, yine bir tarikat yurdunda, o da Erenköy tarikatının yurdu. Erenköy tarikatının yurtunda bir manyak yatırdı yere bir çocuğu, delikanlı çocuğu, gırtlağını kesti, kafasını kesti, yan tarafa attı. Şimdi hocam bu çocuğun tabutunun başında bu çocuğun babası konuşma yaptı. Tabutunun başında, eli tabutunun üzerinde, Erdoğan'dan öğrenmişler. Dedi ki biz Allah'a teslim olmuşuz, biz bu yurtları biliriz, şikayetimiz de yoktur, hep de çok verim almışızdır. Bu Allah'ın bir imtihanıdır, oğlumuz kızın kafası kesilmek suretiyle ölmüştür diye miting konuşması yapar gibi konuşma yaptı. Şimdi bu intihar eden ikinci sınıftaki çocuğun babası konuştu, aynı cümleleri kuruyor. Biz onun ahiretini kurtarmak istedik diyor. Yavşak, sen milletin ahiretinin bekçisi misin? Sen ne biliyorsun nasıl ahiret kurtarılır? 20 yaşındaki gencecik bir çocuğa bu baskı yapılabilir mi? Bu zulüm yapılabilir mi? Hocam, bu konuşmamın boşa gitmemesi için şu cümleyi kurmam lazım. Türkiye'nin laikçileri yeter doymadılar mı? Daha doymadılar mı? Yedi cetlerini Amerika'da, Avrupa'da, İngiltere'de okutuyorlar, villalar alıyorlar, turizm yapıyorlar. Yetmedi mi? Anadolu'nun gariban çocukları için artık yurt yapıp onları bu esaretten kurtulmak için birazcık da ellerini cebine ne zaman atacaklar? Doğru. Anadolu insanı hocam bu kadarını beceriyor. Devleti de yanına almış, hükümeti de, Tayyip'i de yanına almış, Bilal'in TÜGVA'sını bilmem nesini yanına almış, İlim Yayma Cemiyeti'ni yanına almış, çocukları ve bunları yapıyorlar. Bildiği bu, niyeti bu, zihniyeti bu. Çağdaş, laik, demokratik hukuk düzenine inanan insanlar niye bu kadar bencil hocam? Niye bunlar ülkenin geleceği için bir tane yurt yapmazlar da garip kuraba hacı hocalar yapar? Kimi takdir edelim, kimi eleştirelim şimdi bu durumda? Çok haklısın. Çok 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 haklısın. Çok haklısın. Diyecek bir şey yok. Diyecek bir şey yok İbrahim. Evet. Haftaya yeni bir programda daha haftaya görüşmek üzere. Haftaya inşallah beraber oluruz. Çok teşekkürler İbrahim. Çok teşekkürler. Sağ olun.